Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harry Potter hakkındaki en şok edici gerçekleri paylaşacağım. Bu gerçekler belki de bildiğiniz bazı şeyleri değiştirecek. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Harry Potter'ın adı aslında Harold Potter olacaktı. J.K. Rowling, Harry Potter'ın adını ilk başta Harold Potter olarak düşünmüş. Ancak daha sonra bu ismin çok yaygın olduğunu ve Harry'nin öne çıkmasına yardımcı olamayacağını düşünmüş. Bu nedenle ismi Harry olarak kalmış. 2. Harry Potter aslında bir kız olacaktı. Rowling, Harry Potter'ı ilk başta bir kız olarak tasarlamış. Ancak daha sonra bir erkek karakterin hikayeyi daha iyi anlatacağını düşünmüş. Bu nedenle Harry'i bir erkek karakter olarak tasarlamış. 3. Hogwarts'ta 7. bir yıl olacaktı. Rowling ilk başta Harry Potter'ın maceralarını 7 kitapta anlatmayı planlamış. Ancak daha sonra hikayeyi 8. kitapta anlatmaya karar vermiş. Bu nedenle 6. kitap olan Harry Potter ve Melez Prens'in sonunda Harry ve arkadaşlarının Hogwarts'ta 7. yılına başlamasını planlamış. Ancak bu plan Rowling'in yayıncısının baskısı nedeniyle rafa kaldırılmış. 4. Voldemort aslında Harry Potter'ın babası. Bu, Harry Potter hayranları arasında en çok tartışılan teorilerden birisi. Bazı hayranlar Voldemort'un aslında Harry'nin babası olduğunu ve Lily Potter'ı öldürerek kendi oğlunu da öldürdüğünü düşünüyor. Bu teori, Harry'nin Voldemort'a karşı güçlü bir şekilde direnebilmesini açıklayabilir. Ancak bu teori Rowling tarafından asla doğrulanmadı. 5. Harry Potter aslında bir ölüm yiyici. Bu, daha da şok edici bir teori. Bazı hayranlar Harry'nin aslında bir ölüm yiyici olduğunu ve Voldemort'un tarafında olduğunu düşünüyor. Bu teori, Harry'nin Voldemort'a karşı olan savaşta neden bu kadar başarılı olduğunu açıklayabiliyor. Ancak bu teori de Rowling tarafından asla doğrulanmadı. 6. Hogwarts'ın gerçek bir modeli var. J.K. Rowling, Hogwarts'ın tasarımını yaparken İskoçya'nın Loch Lomond gölünde bulunan Elin Donan Kalesi'ne ilham almıştır. 7. Harry Potter'ın filmlerinin ilk yönetmeni Steven Spielberg olacak. Ancak Spielberg, filmlerin çok karanlık ve korkutucu olacağını düşündüğünden projeyi reddetmişti. 8. Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory'nin ölüm sahnesindeki çığlık sesi gerçek hayatta ölen bir kişinin çığlığından alınmıştır. 9. Harry Potter ve Melez Prens filminde Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon, Dumbledore'un ölüm sahnesindeki ağlamalarını gerçekten hissetti ve sahne çekimleri sırasında ağladı. 10. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Hagrid'in evcil yaratığı olarak kullanılan dev örümcek, gerçek bir örümcek kullanılarak çekilmiştir. Sonuç olarak Harry Potter hakkında hala bilmediğimiz çok gerçek var. Bu şok edici gerçekler bize hikayenin daha da derin anlamlar taşıdığını ortaya çıkartıyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.